Selam aleyküm arkadaşlar, ben Mehmet Çakır. Yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bugün yine bir tane rekor denemesi gibi bir şey yapacağız. Yani daha doğrusu ben yaptım. Bu da güzel, 5000'lik bir şey. Şöyle hemen bu köye dalalım. Biraz düşük bir köy. Hani taktik ve cehennem kulesini yükseltmiş de savunmaları düşük kalıyor işte. Ben bizim abonelere en çok bunu söylüyorum. Hani cehennem kulesini ve şeyi yükselttiğinizde çok da bir şey olmaz arkadaşlar. Savunma olmadıktan sonra bir şey ifade etmez. İhsiyayı bizi taciz ediyor. Bir türlü bırakmadı. Şöyle İhsiyanın olduğu noktadan bir duvarı kırmak istiyorum. Bakalım kırabilecek miyiz? Duvarı kırdık. Güzel. Cehennem kulesine doğru da gidiyoruz. Şöyle hemen devlerin çıktığı noktaya bir zehir büyüsü kullanacağım. Kralımızın olmaması bizi biraz sıkıntı yaratıyor. Bu arada balon bırakmayı unuttum ya. Evet, şöyle bir şuradan da dal kavuğumuzu bırakalım. Klan karemizde ne varmış? Dev var herhalde. Şöyle iki tane de kırıcımızı şuradan yollayıp şuradan da madencilerimizi bırakalım. Kraliçe biraz kötek yemeye başladı. Çok da yemiyor. Evet, şu an rakip kraliçeye doğru gidiyoruz. Bakalım bizim kraliçe yoluna devam ediyor. Hemen şöyle madencilere bir şifa atmak istiyorum. Çünkü taktik avcı uçağı çok feci vuruyor arkadaşlar. Şimdilik saldırı güzel gidiyor. Zaten savunmalar düşük olduğu için çok da sıkıntı yoktur. Sadece bir taktik avcı uçağı çok feci vuruyor. Madenciler, yani baksanıza ya, neredeyse tek atacak arkadaş. Yapma şunu ya, yapma şunu ya, şu madencilere feci vuruyor bu taktik avcı uçağı. Şöyle olmazsa ortaya bir şifa atayım. Ooo, çift dev bomba. Ulan arkadaş ne oluyor ya? Taktik avcı uçağı inmezse bize çok sıkıntı yaratıyor arkadaşlar. Orada iskeletleri bir temizleyemedik. Evet, şimdi iskeletleri temizledik. Hemen şöyle bir öfke büyüsü daha kullanmak istiyorum. Savunmaları genel itibariyle aldık. Çok da bir savunma kalmadı. Düşük savunmalar kaldı. Onları da indiririz. Süre sıkıntısı yaşayabiliriz. Bakalım. 38 saniye var. Madenciler biraz bölünürse iyi olur. İç kısımdakileri alın. Kraliçe dışarı git. Yapma bunu ya. Evet. Süre yetmeyecek gibi duruyor arkadaşlar. 99 yaşar mıyız bilmiyorum. Gerçi dışarılara okçuları bırakmam güzel oldu. Evet, süre yetti sanki. Bakalım buradan da ne kadar bir kare iksir alacağız. Kaç gündür oyuna pek girmiyordum. Bugün biraz saldırı yapayım dedim arkadaşlar. Neredeyse rekor düzeyde bir saldırı yaptık. Hani son yaptığım 6-7 tane saldırının hepsini 3 yıldız almayı başardım. Bir tane istisna hariç. Bunda da gerçekten şöyle bir sıkıntımız oldu. İnternetten film indiriyordum arkadaşlar, hani Ramazanlık izleriz diye çocuklarla falan. 4-5 tane filmi üst üste indiriyordum. O havada da Wi-Fi açıktı, hani film izlediğim yerde. Bir yandan film izliyoruz, bir yandan film indiriyoruz. O esnada da işte saldırı yapıyordum. Hızlandırma yapmıştım. Hani şöyle dikkat ederseniz 14-9 aralarında 15 dakika gibi bir süre var. Wi-Fi işareti geldi. Biraz sıkıntı yarattı. Zaten ejder saldırısı olduğu için de en ufak bir hatada sizi duman ediyor. 4000'de kaldık. Kare iksiri ne kadardı? Tam aklıma gelmiyor. Evet, 4000 4300'müş. Zaten hepsini almışız hemen hemen. Hani max bir köy olduğu için bir sıkıntıyı yaşadık. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Son yaptığımız şurada bir tane kupa bıraktım. 400'lük bir şey. 40. Kupa gitgide çıkıyor arkadaşlar. Ondan dolayı da bir yandan da kupa düşmek istiyorum. Çünkü 4100-4200'lerde falan takılmak istiyorum. Yukarı çıktıkça köy açmıyor. Şimdi arkadaşlar son 1-2-3-4-5-6 tane saldırıda ne kadar kara iksir aldık bunu hesaplamak istiyorum. Bakalım ne kadar almışız. 5300 9300, 9400, 15000, 15000, 16000 düz diyelim, 21000, 26000, 27000, 27, 31000,
31.006 saldırıda almışız. Bir de bonusu var arkadaşlar. 31.006 tane de 2.240. 31.000, 12.000 daha. 43.000. Yani bir 45.000 gibi bir şey almışız arkadaşlar. 6 saldırıda 45.000 almışız. Ortalama neye tekabül ediyor? 6 kere 6, 6 kere 7. Ortalama arkadaşlar, yani her saldırıda 7.000'e yakın bir kare iksir almış oluyoruz. Çünkü bonusla birlikte ne kadardı bonusumuz? 2.240. Bakalım bonusla birlikte ne yapıyor? 7.000'i geçiyor. Bonusla birlikte 7.000'e yakın, 8.000, 7.000'den fazla, 7.000'den fazla. Yani arkadaşlar gerçekten de bu bence bir rekor. 6 saldırıda bu kadar kare iksir almak, bilmiyorum alan var mı? Şöyle bir tane ejder saldırısı izletmek istiyorum. Şurada bir 880.000 ve 730.000 iksir vardı. Köy binası 10.5 gibi bir şeydi. Toplayıcı köyüydü. Hani ölü köy değil arkadaşlar. Hani toplayıcılarda biraz birikmiş, saldırı yapmamış. Ama cehennem kulesi ve taktik avcı uçakları aktif duruyor. Köy binası 10 seviyesinde de savunmaları var. 11'e geçeri çok fazla olmamış. Şimdi ejderle daldım. 6 tane ejder. Bakalım. Orada hava savunmasının birini, ikincisini de burada keseceğim. Taktik avcı uçağı ve şeyi de kestikten sonra bizim için sıkıntı kalmayacak. Hava patlatıcısı biraz sıkıntı çıkardı. Onu da indirdim. Kralı da aldıktan sonra üst taraftan ejderle dalıyordum herhalde. Hava patlatıcısı yine sıkıntı yarattı orada. Özelliği kullanmak zorunda kaldık. Hemen altlara birer tane dal kavuk. Burada üst taraftan ejder saldırısına başladım. Kenarları ufaktan ufaktan temizleyip merkeze doğru ejderlerle girdik. Bu tarafa biraz balonu az bıraktım. Hani merkezde zaten savunma kalmadı. Biz şu hava savunmasını indirmemiz lazımdı. Yanlış yaptık. Zaten orada ejder öldükten sonra öfkeyi de atmışız. Burada büyük koruyucu balonlara doğru gitmesi güzel oldu. Orada hemen özelliği kullandım. Balonlar şeyin özelliğine girdiği için hava savunmasını rahat bir şekilde indirdik. Zaten havaya sıkan birim de sadece bir iki tane kaldı. Okçu kulesi ve Tesla. Onları da almayı başardık. Çok da güzel bir ganimet aldık. Bakalım şöyle. Evet, bonusla birlikte 1 milyondan fazla altın, 1 milyondan fazla iksir almışız. 7.000 küsür de kara iksir almışız. Evet, şöyle bir tane daha göstermek istiyorum. Çünkü arkadaşlar şeyler öldü mü? Kral şey ölmemiş. Oo güzel. Olmazsa bir tane ejderle dalabiliriz canlı olarak. Havadan öfke. Bakalım köy açarsa bir tane dalarız arkadaşlar. Bir tane daha saldırı izletmek istiyorum. Bir tane de madenci göstereyim. Şurada 6.845'lik bir kara iksir almışız. Bu da güzel. Bu da aynı 10.5 gibi. Şansımıza biraz savunmaları düşük geliyor ama cehennem kulesi ve taktik avcı uçağı var. Hani çok da düşük değil. Köy binası 10.5 yani sonuç itibariyle. Evet, burada yine kraliçe ile girişimizi yaptık. Taktik avcı uçağını kesmeye çalışıyordum. Taktik avcı uçağının yanında da cehennem kulesi vardı. O bize biraz sıkıntı yaratabilirdi. Kralın olmaması işte biraz sıkıntı oluyor. Çünkü kral kenarı temizliyor. Merkeze de madencilerle giriyoruz. Burada hava patlatıcısı şey yaptı. Yani şurada öyle bir şanssızlık oldu ki bir tane dev bomba bütün duvar kırıcılarımızı mefta etti. Kraliçeyi burada kaybetmemek için madencileri bıraktım. Bir iki tane de balon bırakıyorum o noktada. Burada devler geldi. Devler kraliçeyi oyalaması güzel oldu. O esnada sağdaki madenciler içeriye doğru girmeye çalıştı. Burada büyük koruyucuya mı kilitleniyor? Evet, kraliçeye kilitlenmiş. Kraliçeyi alacakken hemen özelliği kullanıyorum. Büyük koruyucunun kraliçeyi kurtardık. Merkeze doğru hızlı bir şekilde girişimizi yaptık. Hemen bir tane şifa büyüsü attım. Merkezi hızlı bir şekilde temizlemek için oraya bir tane öfke kullanıyor muydum? Evet, aynen oraya bir tane öfke kullandım. Merkezi hızlı bir şekilde temizledim. Bir de şifa büyüsü atmışım. Kraliçe orada iskeletlerin peşine düşüyor. Orta alanı çok güzel bir şekilde, hızlı bir şekilde temizledik. Sonlara doğru artık çok da bir savunma kalmadı. Askerlerimizin neredeyse tamamı yaşıyor.
madencileri hiç fırsat vermeden sürekli şifalarla canlarını doldurduk ve rahat bir şekilde köyü üçledik. Zaten hani bilerek de büyüyü kullanıyorum arkadaşlar. Büyü artınca bu sefer ordumuzun düzeni bozuluyor. Hani arkadan ejder saldırısı yapıyorum. Bu sefer şifa büyüsü işime yaramıyor. Ondan dolayı büyüleri atıyorum. Yoksa hani madenci sayımız da çok fazla. Büyüyü kullanmadan da alabilirdik. Buradan ne kadarlık bir ganimet aldık ona da bir bakalım. Bir tane şey kalmış. 645 bonusla 750 bin. 700'e yakında bir iksir almışız. Güzel kar iksiri vardı. 6845. Toplayıcının teki büyük olsaydı daha güzel olurdu. Bu arada 6 seviye balonumuz geldi. İsterseniz şöyle bir tane de ejderle saldırımızı yapalım. Ondan sonra bölümü sonlandıralım arkadaşlar. Güzel bir köy bulayım. Tekrardan videoya döneyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Uzun bir süre bekledim. Artık dedim bir tane açan köye dalacağım. Sıkıldım çünkü beklemekten. Bas. Videoyu uzatıyor ve yer olarak da dolduruyor. Şimdi şöyle çaprazdan girmek istiyorum. Taktik alıcı uçağı ve şeyi kesebiliriz. Hava savunmasını şöyle bir bırakalım. Biraz güzel yürütmemiz lazım. Hemen bir tane dal kavuk bırakalım. Şuraları ufak ufak temizlesin. Kraliçe ile girişimizi yapacağız. Havan sıktı. Şimdi iki tane bıraktık. Güzel noktadan kırdı. Tam istediğim noktadan kırdı. Bir öfkeyle de diğer duvarları kırabilirim aslında. Şimdi sen orada ufak ufak temizliğe dur kraliçe. Biz kenarları bir alalım abi. Yani zararı yok, ufak ufak alalım. Evet, 2x yayı oldu. Okçu kulesi de geldi. Bakalım bir duvar kırıcı deneyelim. Bakalım orada bir bomba falan var mı, yoktur. Diğer tarafa gitmesi kötü oldu. Havan bizi vuracak mı? Havan. Ulan arkadaş. Allah'tan cehennem kulesi teklide. Evet, taktik avcı uçağına doğru gidiyoruz. Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete arkadaşlar. Haydi. İçeri girsene. İçeri. Yapma bunu. Klan kalesinden yeni büyücü çıktı ya. Evet, çokçu kulesini kesmem lazım. Kraliçemize çok kötü vuruyorlar. Yapma bunu. Evet, şöyle bir de büyücü sallayalım. Oradan içeri girmemek için kraliçe öyle bir inat etti ki ben de orduyu bırakmamak için inat ediyorum. Bu inatın sonu nereye gidecek onu bilmiyorum. Böyle giderse büyük koruyucuyu kaybedeceğiz. Evet, şöyle bir ejderlerle temizliğe başlayalım. Olmazsa şuradan da balonlarımızı bırakalım. İki tane de şuraya bıraktık. Büyük koruyucuyu gene vuruyor. Ağzına, burnuna, kaşına, gözüne. Yapma bunu be Çeto. Yapma bunu. Şuraya bir öfke sallayalım. Oradaki balonları bir coşturalım. Kraliçe içeriye girdi şükür. Teşrif etti hanımefendi. Şu balonlara bırakacaktım ama iyi ki de bırakmamışım. Ejderlere bir öfke büyüsü atalım. Oryu bir temizleyelim. Şöyle elimizdeki okçularla da biraz değerlendirme yapmak istiyorum. Herhalde 3 olmayacak gibi arkadaşlar. Süre yetmeyecek herhalde. Ejderleri kaybettik. O okçu kulesi inmez. İnseydi belki 3 olurdu. O ejder kenarlarını temizlerdi. En azından. Maalesef 3 olmadı. Çünkü istediğim gibi kraliçe yürümedi arkadaşlar. Bari şuradaki kara iksiri kesebilseydik iyi olurdu. Maalesef kesemeyeceğiz. Evet. Atlatma büyüsünü atmama rağmen kraliçe oradan gitmedi. Bakalım. Ne kadar almışız? %84. Yapma be dayı. Yani ejderin de bu huyu var arkadaşlar. Hani istediğim noktadan gitseydi, taktik avcı uçağını kesseydik daha güzel olurdu. Bu arada ordumuz çıkmış. Ejderin maliyeti çok fazla ya. 610 bin nedir abi ya? 610 bin çok fazla. Neyse, orduyu basmayacağım arkadaşlar. Çıkmadan şöyle bir tane de duvar basalım, bölümü sonlandıralım arkadaşlar. Güzel bir tablo oldu. Yani şurada da hepsini alsaydık daha güzel olurdu. Bir tane de Türk kardeşimize kupa bıraktık. Evet arkadaşlar, bu bölümlük de bu kadardı. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse like atmayı, yorum atmayı, paylaşmayı unutmazsanız sevinirim.
Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.